Ergün Diler Soruşturma Muharrem İnce'nin aday olması ve gerekli olan yüz bin imzayı bulması bir kesimi oldukça rahatsız etmiş gibi durmakta. İnce özür de dilese bunun kabul edilmediği de ortada. Bu kavganın bir benzeri de Temel Bey ile Fatih Erbakan Bey arasında yaşanmaktaydı. Olayları kişisel olarak ele almayı tercih etsek de sanki olan bitene biraz daha geniş bakmakta fayda vardı. Muharrem İnce 2018'de kazanamayacağı için Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterildi. Sanırım İnce'nin CHP'nin adayı olduğu 4 Mayıs'ta açıklanmıştı. Bu tarihten yaklaşık 10 gün önce İnce bir gazeteye konuşuyor ve şimdi söyleyemediklerini söylüyordu. Muharrem Bey rahmetli Deniz Baykal'a yakındı. İnce, CHP'nin adayı olacak işiyi tarif ederken bizzat kendinden söz ediyordu. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Abdullah Gül'ün adaylığına adeta res çekiyordu. Abdullah Gül Recep Tayyip Erdoğan arasında kalırsam ben Erdoğan'a oy veririm. İnce, Cumhurbaşkanı iken hiçbir yasayı veto etmeyen, görevden ayrıldıktan sonra bile yanlışa yanlış diyemeyen birini Erdoğan gitsin de ne olursa olsun diye tercih etmem diyordu. Yani ince bir şekilde Gül'e karşıydı. Deniz Bey de 367 krizinde görüldüğü gibi gösterdiği gibi şiddetle Abdullah Bey'e karşıydı şahsına değil, politikalarına. Yani ince, Kemal Bey'in CHP'sinde eski CHP'den kalan bir iki isimden biriydi. CHP değişmiş, küresel sermayeye yakın bir konuma gelip demir atmıştı. Deniz Bey politikaları itibariyle Amerika'ya yakın da olsa, tezkere konusunda görüleceği gibi şahin davranışlarla Washington'a dur diyebiliyordu. Muharrem İnce, eski CHP'nin içinden bir figür olduğu için Kemal Kılıçdaroğlu'yla küresel politikalarda anlaşma şansı yoktu. Bunu bilip bilmediğini bilmiyorum ancak Kemal Bey'in ekibinin kendisine itiraz edeceği kesin. Küresel ekole yakınlığı önemseyen Kılıçdaroğlu, Abdullah Bey ile temastan rahatsız olmuyordu. Gülün benimsediği politikalara gönül veriyordu. Zaten bu nedenle Deniz Bey'den geriye partide kimse kalmıyordu. Tasfiyenin amacı küresel sermayeye yakın olma arzusuydu. Kemal Bey bunu da büyük ölçüde başarıyordu. Başkan Erdoğan kendi partisinde küresel ekole yakın duranları tasfiye ederken CHP'de tam tersi oluyordu. Deniz Baykal ekibi gidiyor değişen CHP'nin yeni yüzü olarak küresel ekolle poz verenler geliyordu. Kemal Bey Avrupa'ya yakındı. Deniz Baykalsa değil. İnce'nin de güle tepkisinden dolayı Kılıçdaroğlu'ndan uzak düşmesi gerekiyordu. Ancak buna rağmen çıkıp Kemal Bey'in CHP'si eski CHP değil diyerek sıralayabileceği ve kendisine itiraz edenleri ikna edebileceği onlarca başlıktan birini bile kullanmıyordu ağzına almıyordu. Hem aday oluyor hem de mücadele edemiyordu. Pazarlık edecek gibi bir hava istiriyordu. Elini de zayıflatıyordu haliyle. Yani küresel denklemde ince ile Kılıçdaroğlu aynı yere düşmezdi. Ya ince bunu ıskalıyordu ya da dile getirmekten çekiniyordu. Kimse kimseyi içinde bulunduğu ittifaka kaşı gözü için almazdı. Küresel kampların sonuçlarıydı olan biten. Bu şartlarda ince aslında ait olmadığı yedili masaya dönemezdi. Avrupa ile karşı karşıya gelmekten çekinmeyen Cumhur İttifakı ile yürümesi akla yakın olan tercihti. Bakalım Kemal Bey ne diyecek? Mahalle baskısı altında inleyen ince ne cevap verecekti? Aynı mücadelenin bir diğer ritmi ise Temel Bey ile Fatih Erbakan Bey arasında görülmekteydi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ın karşı blokta sol, komünist, sosyalist, ateist fraksiyonların bir araya geldiklerini görmemiz, FETÖ ve PKK'nın desteğini görmemiz nedeniyle karşı bloğun kazanmasına vesile olmak istemedik dedi. Kıyamet koptu. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan sert yanıt geldi. Karamollaoğlu, Necmettin Erbakan'ın ilk koalisyonunun Bülent Ecevit liderliğindeki CHP ile yapıldığını anımsatarak bunu nasıl görmezden gelebilir? Bu cahilliktir veya bile bile cahilliktir dedi. Temel Bey Rahmetli Erbakan üzerinden oğlu Fatih Erbakan'a yükleniyordu. Cumhur İttifakı'na katılma tercihini ciddi olarak eleştiriyordu. Burada yerel figürler önemli olsa da Necmettin Erbakan Avrupa ile yürümeyi ilk planda tutan bir liderdi. Temel Karamoğluoğlu bunu hatırlatarak genç Erbakan'a Avrupa ile didişen ve mücadele eden Cumhur İttifakı'nda ne işin vardı diye soruyordu. Yani rahmetli babanın izinden gitmiyorsun diyordu. Fatih Bey de Yedili Koalisyon'un küresel politikaları uygulamak için bir araya geldiğini vurgulayıp orada işim yok diyerek kestiri batıyordu. Elbette TV'lerde, gazetelerde olaylara böyle bakılmadığını biliyorum. İçeride esen rüzgarı çok ciddiye alsam da dışarıdan gelen fırtınaların nelere yol açtığını meslek hayatımız boyunca gördük. Bütün bu denklemde Kılıçdaroğlu, Halk TV'de kendisine sorulan ''Neden daha önce Ekmelettin Bey'i ve Muharrem İnce Bey'i aday olarak gösterdiniz de kendiniz çıkmadınız, ne oldu da şimdi adaysınız?'' şeklindeki bir soruya kabaca Milletten gelen talebi gördük şeklinde bir cevap veriyordu. Oysa anketlerde milletin iki belediye başkanını istediği ortadaydı. Ancak Kemal Bey asla ve kat'a yavaş ve İmamoğlu'na geçit vermiyordu. Meral Hanım'ın da masadan kalkmasına yol açıyordu. Bu ısrarın nedenini belli ki yakın zamanda öğrenme şansımız olmayacaktı. Uzaklardan arayan bir dostumun fısıldadıkları hep aklıma geliyordu. Seçimlerden bir iki gün önce yıkıcı gücü çok fazla olan bir takım gelişmeler yaşanacak. Ortada bir sır mı var diye sadece ben soruyor olamam. Meral Hanım'ın kalkması da, dönmeye mecbur kalması da, masada rehin alınması da pek akla yatkın değil. Başkanların önünün kesilmesi de. Erdoğan karşıtlığı bu soruları sormaya izin vermese de üzerinde düşünülmesi gerekmez mi? Erdoğan gitsin diye bir araya gelenlerin cebine bizlerin bilmediği bir kart mı konuldu? Böyle bir şey varsa da bu ne? Bütün ısrara rağmen CHP lideri Kılıçdaroğlu 14 Mayıs'ta sandıktan çıkamazsa bu kitleye ne diyecekti? nerede milletten gelen talep diye soranlara ne cevap verecekti? Meral Hanım masadan kalkınca, ince de aday olacağım diye ortaya çıkınca yaşananları gördük. Her türlü ihtimale karşı 15 Mayıs'ı da düşünmek şart. Tırnağı olan başını kaşır. Bence. Ergün Diler Takvim Mahmud Övür İttifaklar ve Liste Savaşları Tarihi 14 Mayıs seçimlerinde şimdilik 4 Cumhurbaşkanı adayı yarışacak. Cumhur İttifakı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yedili Masa adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Ata İttifakı adayı Sinan Oğan. Yedili Masa'nın bütün çabasına rağmen seçimlere yine çoklu adayla gidiliyor. Büyük oranda da yarış Başkan Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasında geçecek. Sürpriz bir durum yok yani. Bir ara CHP'li Özgür Özel büyük laf etmiş öyle bir aday çıkartacağız ki Atatürk bile işte benim cumhurbaşkanım diyebilecek demişti ama bırakın Atatürk'ü veya gerçek Atatürkçülerin benimsemesini yedili masa partileri bile Kılıçdaroğlu'nu benimsemekte zorlandı ki kriz üstüne kriz yaşandı. Doğrusu krizlerin bittiği de söylenemez. Şimdi sırada milletvekili liste savaşları var. Aslında bütün partilerde milletvekillerinin ne kadar yenileneceği, toplumun sevdiği isimlerin listelerde yer alıp almayacağı merak ediliyor. Bu beklentiye partilerin nasıl cevap vereceğini listeler 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na verildiğinde göreceğiz. Liste savaşları açısından da iki büyük ittifak kıyaslandığında Cumhur İttifakı millet ittifakına göre daha rahat görünüyor. Hangi ittifak karışır? Çünkü Cumhur İttifakı partileri arasında koalisyon pazarlığı olmadığı için çok daha kolay bir liste çıkacağı söyleniyor. Bu açıdan AK Parti'deki en büyük beklenti Türkiye genelinde iddiası ve sözü olan aktörlerin listeye girmesi. AK Parti kurmayları her zaman olduğu gibi bu dönemde de %50'yi aşan bir yenilenmeden söz ediyor. Ama en önemlisi AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı vizyonunun bir gereği olarak listelerinde kadın, genç ve mesleğinde başarılı isimlerin öne çıkarılması. Bu açıdan Millet İttifakı'nın ve CHP'nin işi çok daha zor görünüyor. Henüz ittifak içinde bir ittifak oluşmadığı için masada yer alan DEVA gelecek DP ve Saadet Partisi milletvekili adaylarının CHP listelerine nasıl konulacağı, konulduktan sonra CHP içine nasıl yansıyacağı büyük bir soru işareti olarak duruyor. Bu mesele sadece listelerde yer bulamayan CHP'lilerin isyanıyla sonuçlanmayacak, aynı zamanda seçmeni de etkileyecek. CHP'li seçmenin DEVA, Gelecek, DP veya Saadetli bir siyasetçiye tıpış tıpış mı yoksa gönüllü mü oy vereceği meçhul. Mesela CHP'liler sabah akşam hakarete varacak biçimde suçladıkları Ahmet Davutoğlu'na, Ali Babacan'a veya Temel Karamolluoğlu'na nasıl oy verecek? Ya da DP'li Cemal Engiyurt'un memleketi ordudan değildi, de İstanbul 3. bölgeden seçilmesi için sandık başına koşacaklar mı? İnce alternatifi. İlginç olan bu kez alternatifsiz olmamaları önlerinde son günlerde hızla yükselen bir memleket partisi var. CHP'deki bu durum ve İyi Parti'nin süreci kötü yönetmesi memleket partisinin şansını artırdı. Bu şansın arttığını Fazıl Say veya İsmail Saymaz gibi sosyal medyadaki CHP'li militanların Muharrem saygısız saldırıları da gösteriyor. Ekremciler de kaybetti. Bu tabloya başından beri o makamın sahibi olduğunu söyleyen ama ablası Meral Akşenerle kurduğu kumpasa rağmen başaramayan Ekrem İmamoğlu'na umut bağlayan küskünleri de ekleyin. Dahası HDP'li siyasi aktörlerin son günlerde artan pervasız açıklamalarını da bu tablo sadece İyi Parti de değil, yurtsever CHP'liler arasında da derin kırılma yaratır. Kılıçdaroğlu CHP'nin oyunu artırmadan ve siyaset mühendisliği yaparak rakiplerini elimine edebilir ama sürekli kaybeden biri olarak Türkiye'nin tarihi yolculuğunu değiştiremez. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olursa şaşırmayın. Mahmut Övür Sabah